oradan devam ederiz. Sonra Samanyolu galaksisindeki yerini ya da... Basık ekvatordan da şişki. Aynen. Dünyamızın kendine has bir şekli var gençler. Gördüm. Dünyanın içinde bulunduğu galaksi... Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisi. Bunlar ile ilgili şu rakamlara bakmanızı istiyorum. Sahip 35. Gülmeşin. Ne oluyor abi, buraya çıkıyor ders olarak yani nedir koşular, sprintler bunlar kullanıyoruz biliyorsunuz hep beraber çalışıyoruz. Sesine ait ne yapıyoruz burada yatılı öğrencilerimiz veya diğer öğrencilerimize maçlarımızı izleyebiliriz. Takımı nasıl yapıyor hocam mesela iki tane takımımız var. Türkiye'de stadyumun içinde tek okul olarak ilk biz kurulduk. Bizden sonra 18 tane okula daha bu projeyi uygulayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yapılan bir protokol çerçevesinde Türkiye'de ilk defa stad içerisinde pansiyonu olan bir spor lisesi burası. Yavaş aynı yerde koş. Aynı yerde koş. Bana kadar gel. Şu anda 90 öğrencimiz eğitim öğretime devam etmektedir. Mevzuat gereği 18 öğrencimiz pansiyonda kalmakta. Ve eksikleri büyük oranda tamamlandı. Eğitim öğretime eksiksiz bir şekilde bu sene başlamış olduk. Burada amacımız inşallah bu sene ve ileriki yıllarda inşallah bir sporcu ordusu yetiştirmek ve Türkiye'ye dünya çapında uluslararası alanlarda başarı gösterecek olan sporcuları yetiştirmek olacaktır. Bu anlamda tabanda da öğrencilerimiz gerçekten çok istekliler, burada mutlular, çok da benimsediler, burayı sahiplendiler ve şevkle, heyecanla inşallah güzel, başarılı milli sporcuları burada yetiştirmiş olacağız. Okulumuz Türkiye'de stadyumun içinde olan tek okul. Çok büyük avantajları var. Stat deyince sadece futbol sahası ve etrafında koşu sahası değil. Aynı zamanda bu tesislerin içinde fitness salonu, jimnastik salonları, judo salonu, tekvando salonu ve bunun gibi birçok tesis var. Aynı zamanda okulumuzun hemen yanında Recep Kara Spor Salonumuz var, yüzme havuzumuz var. Çocuklarımıza, herkese yüzme öğretiyoruz. Spor salonunda işte salon sporlarımız, futbol, basketbol, futsal, voleybol, handbol gibi branşları öğretiyoruz. Bunun yanında çocuklar haftada 12 saat beden eğitimi dersi olduğu için fiziksel olarak da çok büyük bir gelişim kaydediyorlar. Yani biz yaklaşık olarak 4 hafta oldu eğitime başlayalı. Çocuklar sanki bir 5-6 aylık kondisyon çalışması, teknik çalışma yapmış gibi bir pozisyona geldiler. Amacımız bizim burada Türk sporuna, Türk futboluna veya diğer branşlarımıza sporcu yetiştirmek. Kendimi buraya girdiğim için çok şanslı hissediyorum. Çünkü Türkiye'de bir ilk. Benim hedeflerim milli sporcu olmak ve Avrupa'da derece yapmak. Burada okumak çok güzel bir şey. Bence burada 4 senedir mezun olduktan sonra zaten beden eğitimi öğretmenliği olsun, antrenörlük olsun. Yani buradaki sporcular için çok avantajlı bir okul. Orada da böyle Durugöl tesisatında böyle bir şey olduğu için de ayrıca zaten gururluyuz, onurluyuz. Yani biz sporcular için bu çok önemli ve değerli bir şey. Yani bunun hepimize kıymetini bilmesi lazım. İlkokulda spor yapmaya başladım tekvando ile. Ortaokulda kickboks yapmaya devam ettim. Ve hala da kickboks yapmaya devam ediyorum. Bu kickboksta spor lisesine gelirsem daha iyi yerlere gelebileceğimi düşündüm.
ve de hala da aynı şekilde düşünüyorum. Gerek öğretmenlerimiz olsun, gerekse arkadaşlarımız her zaman destekliyorlar. Öğretmenlerimiz şimdiden desteklemeye başladılar ve burada avantajlarımız daha çok olacağı için burayı tercih ettim. Burada olmak, yani buranın ilk mezunu olarak çıkmak tabii ki de çok gurur verici bir şey olur. Türkiye'de bir ilk ne de olsa çok güzel bir yer. Okulumuz adına da çok mutluyum yani. Buranın ilk mezunu olmak beni çok gururlandırıyor ve ikinci sınıftan beri hayalim olan milli voleybolcu olma yönünde adım attım buraya gelerek. Buraya gelmemin amaçlarından biri de ailemi gururlandırmak ve onların emeklerini boşa çıkarmamak.